Evet Erkancığım. Hemen jüri üyelerimize dönüyoruz. Armağan. Şarkının girişinden memnun musun Erkan? Şarkımın girişinde de çok özür dileyerek söylüyorum. Provamız aslında böyle değildi de. Ne oldu? O yüzden şaşırdım. Ne oldu? Provanız nasıldı? Ne oldu? Provamızda direkt giriyordu şarkıya o yüzden. Öyle mi hocam? Gene aynı yani. Sen giriyordun. Biz serbest zaten. Aranamesi yok ki şarkının. Nasıl değildi? Bir kara? Ha? Hayır, hayır. Herhangi bir şey yok yani. Yataksın. Sizden kaynaklanan bir şey. Hayır, bizden kaynaklanmıyor. Sonuçta yarın gene kendisi giriyordu. Anlaşılmadı. Yani provadaki gibiymiş. Ha, provada yani ne fark etti? Ben şimdi bunu algılama zorluğu çekiyorum. İzah edeyim mi? Pardon. İstirham edeyim. Yani orada sayın üstad bir taksim etti efendim. Evet. Taksimin neticesinde Hicaz makamını dolaştı. Evet. Neticede solistin karar perdesinde o karardan alıp başlaması lazım. Nedir bunda terslik olan? Peki nedir? Var mı bir terslik? Sen sesimi alamadın. Erkan öyle bir şey mi oldu? Sayın hoca. Şimdi provada saz semaisi Refik Fersan'ın saz semaisinin teslimini yapmıştık ama gene o da serbest bitiyor. Gene kendisi serbest bir şey fark etmez. Bu sefer onu hemen taksim yaptım. Ya. Daha biraz kısa olsun diye vakit geç. Hocam özür diliyorum yani. Şimdi prova öyle olduğu için ben böyle yaptım. Ama gerçi bu özür şey fark yine. Etmez ki. Şeyi mi yaptınız? Ama bence şurada da bir sorun var. Hani bence provada nasıl yapıldıysa bence burada da öyle yapmak lazım. Bunlar da o kadar profesyonel değil ki yahu. Hani ben anlamam bilmem ne yörük semai taksimi, icaz taksimi olmaz. Bilmem ne de ben anlamam yani de. Olmaz. Şimdi isterseniz bir kere yapalım. Arada ne fark var ona bir görün. Ne olur lütfen. Tamam. Ben anlamam. Tamam buyurun Refik Fersan. Eser bu. Yani provadaki gibi olsa da olmadı. Eser bu. Girişte bir problem var, onu anladık. Devam edelim şimdi. Buyurun devam edin. Acı geçti. Ama hala söyledi. Yok yok, yorumlara devam edelim. Yorumlara devam edelim. Evet. Evet. Armağan'cığım sen ne diyeceksin, nasıl tamamlayacaksın? Girişte bir problem yani, var. Yani girişte dedin. Sorun olunca insan kopuyor şarkıdan. Anlıyorum. Peki. Ebru Hanım? Yani ben bugün çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Hakikaten yeni bir yıl ve yeni yıla farklı duygularla girsinler istiyorum. Hepsinde bu akşam, üçünde de bu akşam problemler yaşandı. Hayır, ne münasip. Ötekini niye karıştırıyorsunuz canım? Çok mu gördünüz benim şarkımdı biliyorsunuz? O bir tek söz sözler yani. Sözler yer ama değiştirdi. Söz ya, o... Solist kendine göre yani bir şey yapamaz mı? Mesela seviyor, aşkım der bilmemden. Yer o zaman aynı şeyi Hazreti için de söyleriz. Solist kendine göre karıştırır. Hayır. Şey onunla bir değil. O onunla bir değil. Bülent Hanım. Yalnız bir şey var. Bir trafik seviyorum yerine aşığım. Bir dakika ne oluyoruz ayrıca anlayamadım ben. Ben anlayamadım yavaş yavaş birer birer sorun söyleyeyim. Seviyorum yerine aşığım demedi. Hayır. Bütün komple zemin zemini başa tarafa, aldı. Taraftaki hata yap ama yani bu denli bir hata mı lütfen istirham ederim. Ya tabii burada ki değil müzikal ama... manada bir hata var ve çok büyük bir hata bu. Tabii ki ama üç yarışmacımızda da ufak tefek irili ufaklı yarış bu akşam tatsızlıklar yaşandı. Evet. Ama yeni yıla ben mutlu girmelerini istiyorum. O yüzden de kendi adıma ben bu akşam fazla eleştirisel konuşmak istemiyorum. Anlıyorum.
Ben de sizin eleştirinize saygı duyuyorum. Eleştirebilirsiniz tabii. İsterseniz yerin dibine de koyabilirsiniz beni ama benim sadece bende bir Allah. Kimsenin kimseye hakkı yoktur böyle bir şey. Ben çünkü haksızlığa tahammül edemeyen kişiyim. Burada kimse kimseyi yerin dibine sokmaz. Öyle bir şey yok tabii ki. Ben tabii ki sazları da burada kötülemiyorum. Sadece çalışmamız böyle değildi dedim. Tabii benim hatam belki olabilir. Ben özür diliyorum herkesten. Ama sonra çalıştığınız gibi çaldılar. Refik Fersan'ın çalıştığınız gibi çaldılar. Evladım teslimi de çalındı. Teslim. La. Buyurun verin. La sol fa mi re do si do si si la la. Buyurun dügah teslim. Es. Peki. Ne gelen diye gireceksin. Ya bir şey söyleyeceğim tamam. Hocam ben hata var. Bunu anlatamıyorum tamam benim hatam olabilir. Peki, olabilir. Ben bunu anlayamıyorum şimdi. Şimdi hocamız taksim yaptığı zaman ben zannettim ram ram bu girecek zannettim. O yüzden ben de duraksama oldu efendim o yüzden. Peki. Evet şimdi devam ediyoruz. Sessiz olalım. Sevgili Edirneliler, sessiz olalım. İnsanlık kararı sevgi yarattı. Bu kadar olmaz. Bir dakika, bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Arman. Osman Bey, ben de bir yorum yapabilir miyim? Maalesef ki buraya... Bülent Hanım da hepimizi konuşalım diye koydular. Arkadaşlar lütfen bak sakin olun. Gerçekten ben şimdi... Erkan. Hayır ben bir şey söylemek istiyorum. Müsaade eder misiniz? Bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Siz... Beyefendi, size soruyorum. Erkan. Buyurun hocam. Erkan Bey, siz bu şarkıyı doğru mu okudunuz? Doğru mu okudunuz? Hocam sizin yorumunuza bırakıyorum ben. Hayır, benim yorumuma bırakmayın. Siz bu şarkıyı doğru okudunuz mu, okumadınız mı? Onu bilemiyorum ki hocam. Tamam. Sevgili misafirlerimiz, tamam lütfen. Osman Bey. Peki. Edirneliler. Bir de Orhan Baba'yı dinleyelim. Orhan Gencebay'ı dinleyelim bir de. Bir dakika, Orhan Gencebay da konuşacak. Buyurun Orhan Bey. Orhan Bey yorum yapıyor. Lütfen sessiz dinleyelim. Evet. Erkan. Şüphesiz bu şarkıyı biliyor. Bilmese okuyamaz. Orhan Bey. Duymuyorlar. Sevgili misafirler. Arkadaşım bir dakika. Orhan Bey'e lütfen saygısızlık yapmayalım. Bir de onun yorumunu dinleyelim olur mu? Orhan Bey'i bir dinleyelim lütfen. Ya arkadaşlar lütfen sakin olun. Lütfen. Arkadaşlar lütfen sakin olun ve lütfen yerinize oturur musunuz? Terk etmeyin burayı lütfen. Buyurun. Buyurun oturunuz. Hadi Orhan Baba'yı dinliyoruz. Bir sessiz olalım. Lütfen oturunuz. Sakin olunuz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Erkan bu şarkıyı biliyor tabii şüphesiz. Ama şarkıyı bilmek her zaman aynı güçte yorum yapmak anlamına gelmez. O da ayrı bir konu. Şimdi şurada demin konu edilen giriş ile ilgili iki tane farklı giriş oldu. Evet. Demin dikkat ettiğim. İlkinde Selçuk kardeşimizin yapmış olduğu Taksim'den sonra tempolu bir şekilde girdik. Hep beraber girdik. Fakat ikinci girişte Refik Fersan'ın eserinin Peşrevi'nin Teslim'inden sonraki girişle
sadece bir darp vuruldu ve 3 darp beklendi, solist söyledi. Arkasından ikinci mezürden itibaren ritme girildi. Sanıyorum Erkan bu çalışma kararına alışmış, ona konsantre olduğu için mesele bundan kaynaklanabilir. Tamamıyla bu iki fark, iki icra arasındaki fark bu. Dikkatle izledim. Evet. Ve kesinlikle aradaki fark bu. Evet. Yani başta aslında Erkan'ın bu eserde girişte bir yanlışı olmaması lazım. Çünkü dediğim gibi iki tane ayrı giriş oldu. Belki alıştığı o girişi beklediği için bir anda daha cesur bir şekilde esere giremedi. Olabilir. Olabilir. Ama ben diyorum ki Refik Erkan... Refik Ersan teslimi çalındıktan sonra niye giremedi? Şöyle ki, şöyle girdi. Refik Ersan'ın tesliminden sonra evet, bir darbuka, darbu vurulduktan sonra Orhan Bey bitirsin girdi. Zaten çok uzadı. Bir mezür sonra ritim devam etti. Evet. Mesele budur. Bir daha girer misiniz lütfen? Bir es vurup... Hayır, Refik Ersan teslim. Yani teslim yaptı. La sol fa mi re do si do si si la la. Şimdi burada demin bu icraatta... Sonra ne oldu? İkinci mezürden itibaren girdiniz. Hayır, deminki icraatı söylüyorum ben. Belki Erkan ona alıştı. Yani bunun birkaç şekilde girmek mümkün olduğu için... Bir direkt olarak ritimle girmek, ikincisi ya bir darp vererek... Ya Sayın Erkan lütfen şunu bir üç baştan mezür başlatır mısınız? İstirham ediyorum ya. Üç. Bu böyle kalmakla olmaz. Peki. Üç girişi var anlamına geliyor şu anda. Ay bu kadar... Ama o zaman Hasret'in de bir daha söylemek hakkı. Ya tamam aynı ama burada şimdi iddia edilen bir konu var. Bir hayır şey doğru okudu deniliyor. Bülent Hanım bugün hayır, yılbaşı, hayır, bugün ki, kurban eseri bayramı. Eseri biliyor. Küçük başta bir küçük ama... hata yapmış olabilir, gerisi güzel mi? Beğendiniz mi? Osman Bey. Ya güzel. Osman güzel. Bey. Güzel. Önemli olan o. Lütfen artık biraz yüzümüz yani gülsün. 2007'ye giriyoruz. O zaman şeyi söylemek istiyorum. Evet. Tam sözlerimi bitireyim. Yani alışmadığı bir giriş ile karşılaştığı için yanlış yapmak, orada bir yanlış yapması mümkün değil. Fakat alışmadığı için diyorum. Ama genel olarak eseri nasıl yorumladı? Daha iyi yorumlayabilir. Şüphesiz o ayrı konu. Ama kötü de yorumlamadı ama evet, daha iyi yorumlayabilir. Ben bu fikirdeyim. Orhan Bey, ben efendim, müzisyen değilim. Sizin kadar duyamıyorum. Girişte ufak bir şey olmuş ama çok güzel söyledi ya. Ben ama içeride demin de, güzel bir yılbaşı gecesi geçireceğimi düşündüm. Mesela bu kadar. Lütfen Osman Bey, gülelim artık. Deminki eseri de süper, harika yorumladı mesela. Evet, çok güzel. Artık yüzlerimiz gülsün. Artık çok az kaldı. Tabii. Erkan'ın aday numarası. Aday numaram 104. 104. Ya Erkan'ı beğeniyorsanız oylarınızı da gönderin. He? 104'e gönderiyorsunuz. Edirne'den de oy gelsin. Çok çok güzel. Birazdan Bülent Ersoy. Birazdan Bülent Ersoy sahnede olacak. Çok kısa bir aradan sonra.